Merhaba, asil kardeşlerim, çelebiler, hatunlar. Türk ordusu ve Roma ordusunun teorik savaşında neler gelişirdi diye bir video istemiştiniz. Onu sizlerle beraber paylaşmıştık. Arkasından defalarca başka bir soru geldi. Açıklamak için paylaştığımız videoda daha bir sürü açıklanacak yeni sırlar söylemişiz neredeyse. Videonun kendisi de açıklanmak istiyormuş. Bu sorular içerisinde Türk ordusu, Roma ordusunun teorik kıyaslaması ve teorik savaşı açıklamasını yaparken ki sorular içerisinde en fazla Karabura nedir diye soruldu. Tabii bizler genellikle 50 yaş civarı insanlar ilkokuldan mezun olalı 45 sene oldu. Size ne öğretiliyor? Şu an için bilemiyoruz. Yalnız Karabura tarihteki en önemli meydan savaşı ve kuşatma savaşı makinelerinden birisidir. Türk icadıdır. Türk mühendislik harikasıdır. Düşünelim, Türkler nasıl insanlar? Zeki, çalışkan, dürüst ve pratik. Yani imkansız kabul edilen bir yerde hemen zeki ve kıvrak bir iki akıl manevrasıyla olanaksızı başarırlar. Peki Karabura nedir? Kara. Eski Türkçe'de, öz Türkçe'de hem tabi siyah renk ama beraberinde çok çok önemli eş anlamlı bir kelimedir. Kara çok güçlü demektir. Kara aynı zamanda Türkçe'de çok güçlü demektir. Kara boğa çok güçlü bir boğa. Kara pençe çok güçlü bir pençe, ayılar için kullanılır ya da neyse. Konu itibariyle eskiden biz tabii şu anda da hala Türk Cumhuriyetleri olmakla beraber Hazar kıyıları çevresinde Orta Asya'da bulunduğumuzdan Orta Asya develeri biliyorsunuz iki hörgüçlüdür ve deve güreşleri yapılır. İki devenin birbiriyle olan güreşleri her kasabanın, her köyün birer tane develerden güreşçi bir kahramanı bulunur. Karşılıklı güreştirirler, panayırlar yapılır, ok atılır, cirit atılır neyse eğlenceler, insanımızı geliştiren eğlenceler içerisinde deve güreşleri de yapılır. Çok güçlü bir deveye denk geldiğinde buğra erkek, güreşebilen erkek devedir. Genç erkek deve. Çok güçlü güreşebilen erkek deve anlamında kara buğra denen bir makine bu. Eski, dediğim gibi epey eski bir Türk mühendisliği harikası. Ben biraz tarif etmeye çalışacağım. Önceden söylüyorum size bir tür trabuşe bilenler için, tarih merakı olanlar için ve kılıç merakı olan herkesin her kitapta denk geleceği ifadelerden birisi trebuşe. Trebuşenin atasıdır Türklerin mühendisliği. Daha sonra Avrupa'da trebuşe ve sanırım İslam coğrafyasında mancınık adıyla tekrar yayıldı. Ben biraz tarif edeyim. Geçilmesi gereken bir kale var, fethedilmesi gereken bir kale var veya insanımızın yolunu kesen bir orada bir oluşum, çöreklenme var haydutlar tarafından, haramiler tarafından. O beraber kurulan o kampın, o kuruluşun, o kalenin, o oluşumun oradan dağıtılması gerek ya da ağır piyadeli olan bir ordu var. O zamanlar Hazar Gölü civarındayken ağır piyadesi olan tek ordu Çin ordusuydu. Onun dışında Moğollardan ya da başka bir yerden biz ağır piyade ve Afgan neyse ağır piyade saldırısına maruz kalmadık. Yine de dediğim gibi kuşatmalarda ağır piyadeye karşı ve ağır piyade demek tabi biliyorsunuz zırhlı ve silahları ağır piyade demek. Ve tabi haramilere orada çöreklenen ve orada kasaba kurmuş haramilere karşı kullanılır. Peki nedir? Hayal gücünüzü kullanacaksınız.
Şöyle bir çatı düşünün. Şöyle bir çatı. Bundan bir tane burada önünüzde duruyor. Bir tane de burada. Tam iki tane. Bir şurada, bir şurada. Yani yatay bir şey üstüne konabilir. İşte yatay bir şey üstüne koydum. Bir size yakın var, bir buraya yakın var. Buradakine şimdilik benim omuzum gösterecek. İki tane çatı. Çatı üzerine bir tane kasnak veya destek. İşte şimdi kara burayı dağıtmadan kara buranın bir kalas burada. Bir kalası burada. Evet, yani şu çatı burada, birisi de burada. Ortada kasnak var. Ve işte kara buranın korkunç kara, korkunç kolu. İşte buna şu iskeleye böyle baktığımızda, özellikle yandan baktığımızda aynı çatıdan iki tane iki hörgüçlü yani buğra yani Asya devesi iki hörgüçlü buğraya benziyor. Buradan baktığımızda da sanki yere çökmüş ve boynunu kımıldatan buğraya benziyor. Bu kasnak üzerinde hareket eden bu kolun fırlatan ucuna taş bağlanıyor. İşte şu ne? Şu. Burada arkadaşlar 20 tane bazen de 40 tane ip var. Bu ipler aşağıda yiğitlerin, erlerin ellerinde. Öyleyse bu 20 tane bazen de 40 tane ipin ucunu tutan erler aniden aşağı doğru bastırınca birden dönüyor ve şu ucuna bağlı taşı atıyor. Şimdi burada erler şu diyoruz yukarıda duruyor. Bu iplerden erlerin ellerinde bu ip şu iplerden 20 tane veya 40 tane erlerin ellerinde var. Şimdi erler bunu tutup da aşağı doğru kendilerini bıraktıklarını hızlıca çektiklerinde ileriye doğru o tarihlerde hiç görülmemiş bir hızla, korkunç hızlarla tahmin edilemez. Yani böyle ciritten, oktan, her şeyden çok daha hızlı. Çünkü 20 tane yiğidin hepsinin birden aynı anda bir ayak manevrasıyla aşağı doğru çekmeleri. 20 kişinin bu barfiks, 20 kişinin bu zaten sırt ve kendi ağırlık gücüyle beraber kendi bu çekiş biliyorsunuz sırt kasları için de şüphesiz çekiş daha çok göğüsten çok sırt çalıştırır ve kanat tabii kişinin kolda ve ağırlığını da hesaba katın ve bir anda 20 tane yiğidin tutup da bir ayak manevrasıyla aşağı doğru çektiğinde bu kolun kasnaktan itibaren fırlatma gücü. Öylesine korkunç ve öylesine titrenen, düşmanları korkutan bir güçtür ki her ne kadar Papa Urban Haçlı seferlerini Türklere karşı değil de kutsal topraklara karşı ilan etse ve o zamanlar kutsal toprakların savunucusu biz, muhafızı biz değildik. Biz daha yani birinci Haçlı seferi özellikle bir iki Türklere yapılmadı. Yine de Anadolu'dan geçerken işte Kılıç Aslanlar biliyorsunuz Anadolu'dan geçerken kendilerini ilgilendirmediği halde gene de savaş onlara karşı gelmediği halde Anadolu'dan sırf Kılıç Aslanlar Selçuklu hükümdarları epey kayıplar vermişlerdi fakat takip etmediler. Topraklarımızdan geçerken bu kayıpları verdi. Yine de kutsal toprakları korumak için kullanılan icatlardan, kullanılan savaş makinelerden bir tanesi Karabura'dır. O yüzden Karabura'yı işte oradaki kasnaktan itibaren o yüzden Karabura'yı biz Haçlı kaynaklarında yani bin yüzlü yıllardan bahsediyoruz. Bin yüz yıllarından bahsediyoruz. Haçlı kaynaklarında çok görürüz. Türk mühendislik harikası olarak hatta Türklerin saatler içerisinde daha gözle görülürken birdenbire çok güçlü bir orduya dönüştükleri, Haçlı ordularının bu atışa karşı koyamadıkları ve Haçlıların kamp merkezlerinin veya kulelerinin veya geçici kalelerinin taşlaşmamış da tahtalardan yani garnizon denir onlarda. Bu garnizonların da Türk atışlarına karşı dayanamadıklarını kutsal toprakların yerli halkının da Karaburayı Türklerden alıp benimsediğini onların kaynaklarında görürüz. Bunun aynı zamanda daha sonra gelişmiş halinde ki şekli Avrupa'da trabüşe olarak kullanıldı. Karaburayı
biz Hristiyan Haçlı kaynaklarında 1100 yılları gibi yazan 1100 yıllarında yazan Haçlı kaynaklarında Carrabura diye görürsünüz. Carrabura veya Carrabura diye görürsünüz. Karabuğra diyemedikleri için Haçlı kaynaklarında, İslam coğrafyası kaynaklarında da Mancınık Turki diye yazar genellikle. Türklerin mancınığı tarzında. Yine de Karabura diye de K ile bu sefer. Karabura diye de yine o kaynaklarda rastlayabilirsiniz. Araştırmanız için söyledik size. Karabura'nın daha amansız olanına o da var. Arrada denir. Arrada. Karabura Türkçe kökenli bir kelime olmakla beraber Türkler ve İslam coğrafyasındaki alimler bir araya gelip de Arrada'yı, daha sonra da Arrada'dan çok daha korkunç ve çok daha güçlü düşmanları durduran ya da düşman kalelerini fetheden yeni başka bir Türk mühendislik harikası geliştirilmiş, upgrade edilmiş, level atlamış savaş silahlarından birisi olan Baban deriz biz. İslam coğrafyası da Gazap der. kısaca bahsedeyim. Ne dedik? İki tane kasnak ortasındaki bir iki tane Kalas ortasındaki kasnakta dönen bu mil, bu kolla 20 tane veya 40 tane yiğit çerkerek yapıyorlardı bunu. Korkunç bir hızla atılıyordu. Eğer bu kol yerine götürülürken, asılırken şurada bir de ağırlık varsa, çünkü kara burada, bunu bırak, yiğitler bu ipleri bıraktıkları zaman kol kendiliğinden geri dönüyor. Çünkü şuralardan bir yerden bağlı kasnağa, mile. Buradan geri dönüyor kendisi. Eğer bu kısma bir de yüksek bir ağırlık bağlandıysa, attıktan sonra yavaş yavaş şöyle duracaktır. Çünkü şurada bir de ağırlık var. Haliyle kolun tekrar aşağı çekilmesi gerekiyor. Eğer kara buraya ağırlıkla çalışması ve aşağı çekerken daha az sayıda yiğidin buradaki bir iple aşağı çekmelerini sağlayan bir mekanizma yaparsak buna arrada denir. Eğer hem burada arradayı, tekrar arradayı, aynı arrada gibi burada bir ağırlık var ve kara buradaki gibi burada 40 tane ip var, ağırlığın yanı sıra bir de 40 tane yiğit üzerine çekiyorsa, daha sonra bu attıktan sonra şu hale karar bulduktan sonra tekrar yiğitler aşağı indiriyorlar. Hem Karabura'nın yiğitlerin çektiği ipli özelliği hem de Arrada'nın ağırlık mekanizması aynı makinede, aynı savaş aletinde birleştirse buna da biz Baban deriz Türkler. İslam coğrafyasında ve Haçlılar da buna Gazap derler. Çünkü hem ağırlık hem de 40 yiğit duvarları yıkar arkadaşlar. Barutun icadından evvel dünyanın hiç görmediği bir atış mekanizmasıydı. Yani birçok, tabii tahmin edebileceğiniz gibi, birçok daha sonra ilk yapılan barutlu toplardan da yine bir müddet çok daha etkiliydi. Daha sonra tabii barut ve toplar daha genişince ne Karabura, ne level atlayıp Arrada, ne de bir level daha atlayıp Baban ya da Gazap kullanılması hale geldi. Saygılar sunarım. Çelebiler ve hatunlar, ben size meftunum.